Mehmet abi geçen hafta bu sezon maçında olduğu gibi bu hafta da son dakikada attığımız gole bir puanı kurtardık. Neler diyeceksin abi? Tabii şimdi Ankara Gücü takımı e, bunu alışkanlık haline getirirse geçen hafta 87'de kurtarmıştı. Bu hafta 89'da kurtardı. Sonra bir uzatma şansı oluyor. Ondan sonra hiçbir şekilde böyle kazanma şansı olmayabilir. Yani Ankara Gücü işi birazcık daha ciddiye almalı. Bence bugün teknik direktörü ilişkin de bir sorgulanması gereken seçim hatası var bana göre. Ankara 3 takımında e, özellikle hücuma yönelik özellikleri itibariyle çok önemli iki oyuncu var. Biri Orhan Evci diğeri Hasan Ayaroğlu. Bugün biri bek, biri sol bek oynuyordu. Yani o iki adamı oraya gömerseniz e, rakip takımı e, rahatlatırsınız. Size de bir faydası olmaz. Bence onları biraz öne çıkardığı anda zaten ikinci yarıda Ankara 3 takımı çok daha etkili olmaya ve gol e, şansını zorlamaya başladı. Nitekim gol geldi ve maç 89 golle berabere bitti. Yani eldeki mevcut kadroyu birazcık daha eee rentable ya da verimli e, ve akıllı biçimde kullanmak bence Ankara Uçu açısından e, en doğrusu olacak. Çünkü çok fazla seçim şansı yok. Çok fazla oyuncusu yok. Eldekileri doğru kullanırsan kazanırsın. Yoksa e, Ankara Uçu takımı açısından yani hmm, bu bir puan çok önemli bir puan ee, kazanılması gereken bir puandı. Ee, üç puan alsa daha mantıklıydı ama en azından yatıp kalkıp ileride çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir puan aldı. Geçen hafta da aynı şekilde çok kötü oynadığı bir maçtı. Bu hafta o kadar kötü değildi. Daha e, isteklilerdi, daha iyi mücadele ettiler. Ama dediğim gibi yani gol yollarında ciddi bir sıkıntısı var ve bunu çok uzun olmayan bir sürede bir şekilde çözmesi gerekiyor Ankara gücün. Abi, Ankara son 3 haftada Ankara döneminde ve sadece 3 puan aldı. Bunu büyük bir kayıp olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii yani aslında şöyle düşünürsen rakiplerin de e, pozisyonu itibariyle e, bir puan e, şey bugün diğer maçların sonuçlarına baktığın zaman birçoğu berabere bitti ve Ankara 3 takımı aldığı bu puanın önemini bugün yapacağı, şu anda yapacağı hesapla çok daha iyi anlayacaktır. Ama 3 puanlı sistemde 3 kere berabere kalacağınıza 2 kere yeninin 1 kere kazanın. O çok önemli olabilir ama kimle oynadığınıza bağlı. Yani kendi rakiplerinizle oynadığınızda kazanmanız lazım. Kazanamıyorsanız en kötü berabere bitirmeniz lazım. Yenilmemeniz lazım. Ankara gücü bu açıdan işte Buksaç, ee, Diyarbakır birazcık daha üstte bir takım puan itibariyle playoff'u zorlayan bir takım ama e, Ankara'cının bence playoff'u zorlamanın hesabını yapmaktan önce öte gelecek sezonda düşmeden bu ligde kalması ve derlenip toparlanıp ondan sonra birinciliği hedefleyen bir stratejiyle yola çıkması lazım e, mantıklı olmak hayalci olmaktan her zaman daha doğrudur hayaller güzeldir ama mantık her zaman gerçektir Diğer maçlara göre hakem daha objektif daha az kararlar. Hata yaptı. Tabii tabii. Yani bu karşılaşmanın hakemi bundan önceki son 3-4 haftada izlediğimiz garip kararların, anlamsız hatalı kararların verildiği maçlara göre çok iyiydi. Yani hata diyebileceğimiz bir başta hemen gösterdiği bir sarı kart vardı. Onun dışında şöyle hakem hatası ya çok aceleci davrandı sıkıntı yarattı diyebileceğimiz hiçbir karar yok. Sonuç maçta abi ilk dakikalarda hep sarı kart görüyoruz. Burada hakemin etkisi bu maçta olmadı sanırım fazla. Yani tabii bu önemli neden? O oyuncunun direncini psikolojik durumunu bozuyorsun. Ondan sonra tedirgin oynamaya başlıyor. Eğer gerçekten rakibe yönelik çok sert, sakatlayıcı, kasıtlı bir hareket yoksa bence ilk faulde sarı kart göstermek sadece o takımı sindirmek bak biraz sert oynarsanız size daha başı kartlar ve kırmızı kartla gösteririm cezalandırılırsınız gibi mesaj vermektir. Bence son 3 maçları Ankara gücü açısından yapılan budur. Ama bu maç dediğin gibi çok da fazla etkili olmadı. En azından Ankara gücünün e, golü yedikten sonraki çabası, özellikle ikinci yarıdaki çabası gerçekten takdire değerdi. Ama dediğim gibi ofansif yetersizlik tek golde kalmayı e, gerektirdi. Ama bence yine de e, bir kez daha tekrarlıyorum, yatıp kalkıp bu puana şükredeceği pozisyonlar yaşamasın Ankara 3'ü. Bugün abi Orhan ve Gürkan Aliver de ceza duruma düştü ve önümüzde düz yurt ve Tepecik maçı gibi zorlu iki deplasman var. Hafta için ertelenen maç da var 10 gün sonra Tepecik'te. İşte çok zorlayıcı bir durum. Ankara var. Gücü zaten kartlardan dolayı Kuşadası Spor'da haberi de vardı bu hafta içinde. Kartlardan dolayı sürekli bir sıkıntı yaşama durumunda. Bu oyuncuların tecrübesizlikleri kadar hakemlerin de Ankara Gücü üzerinde yarattığı baskı ya da Ankara Gücünü sert oynamaktan engelleme çabası diyebileceğimiz bir e, uygulama. Ee, Ankara 3'e alıştı artık her maç bir iki oyuncusu eksik olarak başlıyor. Ee, bu haftanın eksikleri de işte oranla Gökhan. Yani e, onların eksiklerini de bir şekilde doldurmaya çalışacaklar ama bu kadroda nasıl doldurmaya çalışacak? Nedenli başarılı olacak? bunu da iyi bir değerlendirmek lazım, iyi bir bakmak lazım bu işe. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.